Merhaba sevgili öğrenciler. Bir önceki dersimizde verilmeyen eksileni bulma konusunu işlemiştik. Bu dersimizde de verilmeyen çıkan sayıyı, çıkanı bulmak konusunu öğreneceğiz. İlk önce işlemler üzerinde çalışacağız. Sonra problemlerimize geçeceğiz. Bakın, zaten çıkarma işlemlerini görüyorsunuz. Birinci çıkarma işlemini inceleyelim. Bir çıkarma işlemi yapılmış. Eksilen sayı var. Şuraya başına yazayım bunun adını. Eksilen sayımız belli. Çıkan sayımız belli değil. Fark da biliniyor. Çıkanı nasıl bulacağız? Eğer çıkarma işleminde çıkan sayı, yani ortadaki sayı kaybolduysa, yine büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarma yapacağız. Yani eksilenden farkı çıkararak çıkan sayıyı bulacağız. Uygulayarak gösterelim. Çok konuşarak sizleri yormayalım. Eksilen sayımız 871. Yani en büyük sayı bu. Farkı çıkarıyorum. 429'u çıkarma işlemi yapıyorum. Yapmadan önce şunu hatırlatayım. Hani bir önceki videomuzda hatırlayın. Üstteki sayı kaybolduğunda, mesela şu 408 olmasaydı, ortadaki sayı olsaydı, aşağıdaki sayı da olsaydı, ne yapıyorduk? Toplama yaparak üstteki sayıyı buluyorduk. Ama ortadaki sayı kaybolduğunda çıkarma yapıyoruz. Birden 9 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Burası oldu 11. 11'den 9 çıktı. 2 kaldı. Komşuda 7 vardı. Birisini verdiği için 6 kaldı. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Demek ki çıkan sayımız 442'ymiş. Yerine yazalım, bir kontrol edelim. Evet, şöyle 2'yi güzel yapalım. Bakalım doğru yaptık mı? Birden 2 çıkmaz. Komşudan onluk alırız. 11. 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. Evet, doğru. Komşuda 6 kaldı. Çünkü birini gönderdi. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Evet. 8'den 4 çıktı. Bakın 4 kalmış. Demek ki biz çıkan sayıyı doğru bulduk. Diğer işlemimizi yapalım. 408'den bir sayı çıkarılmış ve 266 kalmış. Bu sayıyı bulmak için büyük olan 408'den 266'yı çıkarıyoruz. 8'den 6 çıktı, 2 kaldı. 0'dan 6 çıkmaz, komşudan aldık, 10 oldu. 10'dan 6 çıktı, 4 kaldı. Komşuda 3 kaldı birini verdiği için. 3'ten 2 çıktı, 1. Demek ki çıkan sayımız 142'ymiş. Diğer alıştırma, 516 ve 219 var. 516'dan 219'u çıkarıyorum. 6'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir onluk istedim. Buraya verdi. 16 oldu. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. Komşuda 1 vardı. Buraya gönderdiği için kendisinde 0 kaldı. 0'dan 1 yine çıkmıyor. Bu sefer diğer komşudan yardım istedik. 10 oldu. 10'dan 1 çıktı. 9 kaldı. Yüzler basamağında ise 4 kaldı. Çünkü birini verdiği için 4'ten, şuraya yazalım olmazsa, 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. Demek ki çıkan sayımız 297'ymiş. Son alıştırmamız, 900'den 185'i çıkarıyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Onluk istedik ama komşuda da yok. O zaman buradaki beklesin. Bu komşu diğer komşudan istesin. Buraya aldı. 10 oldu. Şimdi buraya verdi. Burası 10 oldu ama burada 9 kaldı. Çıkaralım. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 8 çıktı 1. Yüzler basamağında ise 8 kaldı. Çünkü birini göndermişti oraya. 8'den 1 çıktı 7 kaldı. Cevap 715'miş. Şimdi problemler üzerinde uygularsak daha iyi konuyu anlayacaksınız. Birinci problemimiz, bir çıkarma işleminde, hemen problemin devamını okumadan çıkarma işleminin resmini çizdim. Eksilen 824. Eksilen üstteki sayıydı. Yazdım. Fark 405. Fark sonuç kısmındaydı. Olduğuna göre çıkan kaçtır? Yani burası kaçtır? Bakın, şeklimi çizince sonucu bulmak çok kolay. Hemen 824'ten 405'i çıkarıyorum.
4'ten 5 çıkmaz. Komşudan aldık 14. 14'ten 5 çıktı 9 kaldı. Komşuda 1 kaldı. 1'den 0 çıktı. Yine 1 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Cevap 419'muş. Diğer alıştırma problemlerimizi yapalım. Babam cebindeki 850 liranın bir kısmını ailemizin bayramlık alışverişi için harcadı. Geriye 565 lirası kalmış olduğuna göre bayramlık alışverişimiz kaç lira olmuştur? Babamın cebinde ne varmış? 850 lira varmış. Onu yazalım. Bir kısmını harcamış. Ne kadar harcadığını söylememiş. O zaman bilmiyoruz. Harcadığı için parası azaldı tabii ki babamızın. Geriye ne kaldı? 565 lirası kalmış. Evet, şimdi alışveriş için harcanan parayı bulacağız. 850'den 565'i çıkarıyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldık 10. 10'dan 5 çıktı 5. Çocuklar biraz hızlı yapıyorum. Artık çıkarma işlemini sizler de iyice öğrenmişsinizdir. O yüzden ben de hızlı hızlı geçiyorum. Burada kaldı 4. 4'ten 6 çıkmaz. Bu komşudan aldık. 14 oldu. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Yüzler basamağında ise 7 kaldı. 7'den 5 çıktı 2. Demek ki babamız 285 lira harcamış. Evet. Buraya yazalım. Şimdi diğer problemimizi okuyalım. Zeynep 400 sayfalık kitabın evet bir kısmını okumuştur. Geriye okuyacağı 185 sayfa kaldığına göre Zeynep kitabın kaç sayfasını okumuştur? Zeynep'in kitabı 400 sayfaymış. Yazalım. Bir kısmını okumuş. Bilmiyoruz. Boş kutu yaptım. Evet, çıkarma işlemi. Okuyacağı 185 sayfa kalmış. Evet. Ne yapacağız? Yine ortadaki sayıyı bulmak için 400'den 185'i çıkaracağız. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Yok. Buradan aldık. Buraya verdik. 10. Buradan buraya verdik. Burası oldu 10. Burada 9 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5. 9 kalmıştı. 9'dan 8 çıktı. 1. Komşuda 3 kaldı. Birini gönderdi. 3'ten 1 çıktı. 2. Demek ki Zeynep 215 sayfa kitap okumuş. Son sorumuz. Kırtasiyedeki 840 kalemin 195'i satılmıştır. Kaç kalem daha satılırsa geriye 350 kalem kalır. Şimdi sırayla uygulayalım. Kırtasiyede 840 kalem satılmış, kalem varmış. 195 satılmış. Tamam. Önce bunları bir çıkaralım. Bu normal bir çıkarma işlemi. Burada bilinmeyen yok. O zaman çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldık. Oldu 10. 10'dan 5 çıktı 5. Komşuda 3 kaldı. 3'ten 9 çıkmaz. Buradan aldık. 13. 13'ten 9 çıktı. 4 kaldı. Komşuda 7 kaldı. 7'den 1 çıktı. 6. 645 kalem kalmış. Devamı var problemin. Kaç kalem daha satılırsa geriye 350 kalem kalır. Ne kalmıştı? 645. Onu yazalım. Ne kadar kalem daha satılırsa bilmiyoruz. Boş kutu. Geriye 350 kalem kalır. Evet, ortadaki sayıyı bulacağız yine. Ne yapıyoruz? Büyük sayıdan küçüğü çıkarıyoruz. 645'ten 350'yi çıkardık. 5'ten 0 çıktı 5. 4'ten 5 çıkmaz. Komşudan aldık. 14. 14'ten 5 çıktı 9. Komşuda 5 kaldı. 5'ten 3 çıktı 2. Demek ki 295 kalem daha satılırsa geriye 350 kalem kalacakmış. Üstteki problemde de cevabın sonuna birimi yazmayı unutmuşum. Onu da yazalım. Sayfaydı bunlar. Evet. Böylece çıkarma işleminde çıkan bilinmeyen, verilmeyen çıkanı bulmak için ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Böylelikle toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişki konusunda tamamlamış bulunuyoruz. Sizlere
Her zaman olduğu gibi dersimizin sonunda iyi çalışmalar diliyorum.